Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Kumpir yapacağız. Biz çok seviyoruz, inşallah sizler de seversiniz. Kumpirimiz için 3 tane patatesimiz var, 2 tane. Siz kendinize kalmış, ne kadar isterseniz o kadar patatesi kullanabilirsiniz. Biz daha önce bunlar güzel alüminyum teyle dışarılarını güzel yıkadık, duruladık. Şimdi kuruladık bunları. Bunlara şöyle iyi pişmesi için böyle bir kürdanla biraz deliyoruz bazı yerlerinden ki daha iyi alsın. Çabuk çabuk pişsin. Böyle bir iki yerinden kürdanla böyle yapıyoruz. Hepsini aynı yapacağım. Böyle daha güzel. Şimdi dışarıdan yağlı kağıtla kaplıyoruz. Alüminyum folyo sağlığa zararlı olabilir diye. Şöyle bir kaplıyoruz dışarıdan. Böyle bir yaptıktan sonra alüminyum folyoyla onları kaplayacağız. Kolay pişsinler diye. Şu şekilde etrafını saracak kadar bir folyo yapıyoruz onu. Sarıyoruz. Şöyle hazırlıyoruz bir tanesini. Tepsimize koyuyoruz. Bir tanesi bu. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız şimdi. Şöyle 3 patatesimizi hazırladık. Dışarılarını alüminyum folyo ile kapladık. Şimdi fırına vereceğiz. 180 derecede fırında 1 saate yakın yani 90 ile 1 saat 90 dakika ya da 1 saat arasında bunu pişireceğiz. Şimdi bunlar pişti, patateslerimiz, büyük patatesler bunlar. Şimdi alacağız bunun dışarısındakileri soyacağız. Bir tanesini yapacağız. Şöyle pişti. Şimdi bizim patatesimiz pişti. Böyle biraz geç biçiyor. Yani bir saati biraz aşıyor. Onun için biraz da dikkat etmek lazım. Böyle kürdanla kontrol etmek lazım. Geçiyorsa pişmiştir. Böyle. Şimdi ortasını böyle yarıyoruz. Şöyle ayırıyoruz şu şekilde. Şöyle daha geniş bir kaba aldık. Kendileri büyük patatesleri. İçine tereyağı koyuyoruz. Yani bir kaşık kadar bir tereyağı koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz bunu. Şu şekilde. Kaşar peynirinden koyuyoruz. Böyle biraz. Arzumuza kalmış. Şöyle. Şöyle süper bir şekilde eriyor. Tekrar koyduk. Yani arzumuza kalmış. İçinde zaten telleniyor. Böyle uzanıyor. İyice durdukça uzanıyor, telleniyor kaşarımız. Şöyle. Yani yaparken böyle orta boy patatesleri kullanırsanız daha çabuk pişer. Böyle büyük olduğu için biraz zaman fazla geçiyor. Böyle uzanıyor bu şekilde peynirimiz. Şimdi içine biz sevdiğimiz malzemelerden koyacağız. Taş dışarılara da. Mayonezle sıkıyoruz buraya. Şöyle mayonezimiz de var. Onu da karıştırıyoruz. Böyle iyice. Böyle süper bir şekilde oluyor. İçine sosislerimiz var. Ondan biraz koyuyoruz. Yani istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Garnitürlerden koyuyoruz. İçinde havuç ve bezelye patates olan garnitürlerden. Böyle biraz daha karıştırıyoruz. Şöyle turşumuz var. Kornişon turşumuz, ondan az koyduk. Yani sevdiklerinizden fazla fazla koyabilirsiniz. Canınız isterdiği kadar koyabilirsiniz. Mısır da koyduk. Yani üzerine hafiften bir tuz ekleyebilirsiniz eğer tuzsuz gelirse. Bazılar tuzlu zaten. Bu şekilde. Şöyle domates sosumuz var. Azıcık ondan da koyalım. İsteyen ketçap ekleyebilir. Bu şekilde. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kumpirimiz bu şekilde.
Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler.